Merhaba sevgili arkadaşlar, Pokemon Mystery Dungeon'da sizlerleyim. Bu bölümde en son Hazine Kasabası'nın merkezine gelmiştik ve Komiser Magnezon bir anons yapacağını söylemişti. Biz de bütün klan toplandık, terör örgütü gibi Hazine Kasabası'na geldik. Tedursa var işte, köylü. O bak, klan üyeleri gelmiş. Klanın Pokemon'ları bile çağrılmış. Onlar çağrıldığına göre önemli bir şey olacak olmalı. Azelf, Uxie, Mesprit. Evet. Top üçlü birleşti arkadaşlar. Şimdi Selena'yı çağıracaklar. 151 Pokemon sesinde yaptığım gibi çağırmasınlar da her neyse. Hepiniz iyi misiniz? Zarar görmediniz ya. Tabii ki ben iyiyim. Zaman çarkı o kristal gölünde. O senin koruman olmadan güvende mi? Çalınamaz mı? Kesinlikle çalınamaz. O şu an güvende. Zaman çarkı kristaller onu koruyor. Ay konuşamadım. Zaman çarkını kristaller koruyor. Onu çalmak kolay olmayacak. Hey Dusknoir efendim. Aa Luke ve Crash. Güvendesiniz. Çok mutlu oldum. Çok rahatladım diyor işte. Dusknoir efendim, sizin de geri döndüğünüze sevindim. Bizi kurtardığınız için teşekkürler. Ama bana ne olduğunu söyler misiniz? Grovyle ne oldu? Grovyle'ı kovaladım. Ama benden kaçtı. Dusknoir efendim, Kristal Gölü'nde siz Grovyle'la savaşırken birbirinizi tanıyor gibi gözüküyordunuz. Bu rahatsız ettiğim için üzgünüm. Ulu Dusknoir'in planları onun anlattığı gibi ve işte şu an bu konu hakkında konuşacağız. Şimdi herkes merkeze toplansın lütfen. Ne hakkında konuşacaklarını çok merak ediyorum diyor Bidoff. Kim bilir? Bana sorma. Buradaki herkes. Hadi bu toplantı başlasın. Konferans veya. Bugünkü konumuz zaman çarkı hırsızları hakkında. Hırsızı hakkında. Birkaç tane zaman çarkı çalındı. Bunu biliyorsunuz. Grovyle adlı Pokemon tarafından. Bölgelerde zaman çarkı çalınınca bölgelerde zaman duruyor. Bu ciddi bir sorun. Ama tahmin edebilirsiniz. Ama Grovyle fail oldu, başarısız oldu. Bir zaman çarkını çalarken başarısız oldu. Korunan bir zaman çarkını çalarken başarısız oldu. Bu zaman çarkı korunuyordu. Wow. Bu harika bir şey. Ve kahramanımız onu koruyan Bilgi Azelf. Ve Azelf'i koruyan ve Grovyle'ı kovalayan kahramanın adı da yanımda duran Ulu Dusknoir. Alkış be. Bu harika bir şey. Onun bu kadar büyük bir maceracı olmamasına şaşırmamalı diyor Ursaring. Komiser Magnezon. Rahatsız ettiğim için üzgünüm ama belki olayları burada açıklamam gerekiyor. Tabii ki. Başlayın efendim. Herkes. Zaman çarkını koruduğumuz için hepimiz sevinmeliyiz. Ama asıl sorun Grovyle halen daha ortalıkta. Bu yüzden güvenli hissedemeyiz. Grovyle diğer zaman çarklarını çalmaya çalışacaktır. Bu da bizim için başka bir sorun olacaktır. Ve sizinle paylaşmak istediğim başka bir sorun daha var. Şu an sizinle paylaşmak istiyorum hatta. İlk olarak. Luke bana bir soru sormuştu. Grovyle'ı bu olaylardan önce tanıyor muydum? Bu doğru. Grovyle'ı her şeyden önce tanıyordum. Ne? Söylemeye çalıştığım şey, sizin düşüncelerinizin ötesinde. Ama doğru bir şey.
Daha da ötesi, şu an açıkladığım şey halen daha devam ediyor ve kesinlikle doğru olan bir şey falan diyor işte. O yüzden beni dikkatlice dinleyin. İlk olarak Growlithe 1. Growlithe gelecekten gelen bir Pokemon. Gelecek? Baba. Gelecekten gelen demekle neyi kastediyor? O sanırım olmamış şeylerin olduğu bir yerden geldiğini kastediyor. Ama böyle bir şey olabilir mi? Gelecekten gelen bir Pokemon. Growlithe, Duskmane konuşmaya devam ediyor. Growlithe geleceğin dünyasında gerçekten azılı bir suçluydu. Ve kafasında büyük bir ödül vardı. Kendisi gelecekte yakalanmamak için kaçtı. Ve geçmişin dünyasına kaçmayı tercih etti. Bu zamana döndüğünde Growlithe, lanet olası dünyanın sonunu getirecek bir plana başladı. Bu da ne demek? Onun planı neydi? Onun planı dünyayı felç etmek. Dünyayı felç etmek mi? Evet. Eğer dünya felç olursa bu her yeri etkiler. Bir zaman çarkı çalınınca o bölgedeki zaman durur. Ve yani çok zaman çarkı çalınırsa bu bölgede büyür, yani genişler. Ve dünyanın hızı iyice yavaşlar ve bütün hepsi çalınınca da dünyanın hızı durur. Ve böylece dünya felç olur. Eğer dünya felç olursa bu dünyaya ne olur? Dünya felç olursa, anlatıyor, rüzgar esmez. Bir sonraki gün asla gelmez. Ne ilkbahar olur ne yaz olur. Ve dünya tam bir karanlığın ortasında kalır. Yani bu dünyanın sonu demek bile denilebilir. Dünyanın sonu mu? Eğer zaman çarkları çalınırsa yani bu mu oluyormuş? Evet, bunlar oluyor falan diyor yani. Bu işte zaman çarkı hırsızının yüzünden olan bir şey. Eğer zaman çarkları çalınmaya devam ederse bu dünyanın sonu gelecek. Yani bu olacak. Bu çok kötü. Bir şeyler yapmalıyız. Hey hey hey, bir sorun var. Anlamadığım bir şey var. Evet, bu nedir? Elimizde büyük bir sorun olduğunu biliyorum ama anlamadığım şey sizin hakkında Duskmane efendim. Nasıl bu kadar şey bilebiliyorsunuz Duskmane efendim? Yani sizin bilgeliğiniz ve aklınız inanılmaz derecede işliyor. Ve gerçekten size saygı duyuyorum ama bu kadar şey bilmeniz, yani gelecek hakkında bu kadar şey bilmeniz, bu nasıl olabilir? Bu doğru. Düşünülmesi gereken bir konu. Evet, Corphish'in söylediği şey çok mantıklı. Güzel bir soru. Normal durumlar altında böyle şeyleri asla söylemezdim ama bunların hepsini nasıl mı biliyorum? Çünkü ben de gelecekten gelen bir Pokemon'um. Ne? Duskmane efendim, siz gelecekten gelen başka bir Pokemon musunuz? Oha, aman tanrım. Olaylar şu an çok karışıklaştı ve başım dönmeye başladı. Benim amacım Growlithe'in yakalanmasını sağlamaktı. Ve bu yüzden gelecekten geldim. Ve Growlithe'in yakalanmasına ihtiyacım var. Bunun için çabalıyorum. Her şey hakkında bilgi topladım. Ya gelecekte bu dünya hakkında her şey hakkında bilgi topladım diyor. O yüzden bu dünya hakkında çok şey biliyorum. Neden bunu önceden söylemediniz? Üzgünüm. Hiçbir şey söylemediğim için kendimi çok kötü hissediyorum. Size kimliğimi söylemediğim için içten özür dilerimi sunuyorum. Ama ya eğer ben en başta size gerçek kimliğimi söyleseydim, neler olurdu? Düşündünüz mü? Gelecekten
Ki yani kim beni ciddiye alırdı ki? Beni deli sanardınız falan diyor yani. Ah. Ayrıca Grovyle'ın benim burada olduğum hakkında bilgi sahibi olmaması gerekiyordu. O yüzden kimliğimi gizli tutmaya çalıştım. Şimdi mantıklı, yani şimdi işler mantığa oturmaya başlıyor diyor Chetot. Ama sizlere söylemem gereken bir şey daha var. Kimliğim hakkında sessizliğimi bozduğum için gerçekten özür diliyorum. Oh, hayır efendim. Lütfen özür dilemeyin. Kendinizi suçlamayın. Başka bir seçiminiz yoktu zaten. Doğru. Dusknoir benim kitabıma göre yanlış bir şey yapmadı. Şimdi Grovyle'ın üzerine fokuslanmalıyız. Yani yoğunlaşmalıyız. Onu yakalamamız gerekiyor. Evet. Grovyle bize çok sorun açacak. Dünyanın sonu gelmeden onu yakalamamız gerekiyor. Dusknoir efendim, yardım edeceğimizi, ya ben yardım etmekten mutluluk duyarım. Ben de. Lanet olsun, ben de dostum. Hey, bu işte beni de varsayın. Biz de sizinle işbirliği içinde olacağız. Ben de kurban olarak kalmak istemiyorum artık. Bir tane daha çalmasına izin veremeyiz. Duygulandırdınız lan, diyor işte Dusknoir. Hepinize teşekkür ederim. Biz Pokemon'lar olarak tek vücut halinde çalışmalıyız ve Grovyle'ı yakalamalıyız. Daha sonra Grovyle'ın lanet odası dünyanın sonu planına son vermeliyiz. Aa evet. Herkes bir vücut içinde çalışacak. Dusknoir efendim. Kristal gönülden zaman çarkının çalınmasını engellemek için Grovyle beni ineceğini biliyor. Ve halen daha benim zaman çarkımın peşinde olacak. Grovyle benim peşimden gelecek. Bu işi ona karşı kullanabiliriz. Mesprit, Azelf ve ben Kristal Gölü'ne gidebiliriz. Ve zaman çarkının asla alınmamasını sağlayabiliriz. Eğer bunu yaparsak Grovyle daha fazla saldırmaya çalışır. Anlıyorum. Yani tuzak kurmamızı öneriyorsunuz. Evet. Ama siz yem olarak çok başınız belaya girebilir. Yapabileceğimiz başka bir şey yok. Grovyle'ı durdurmamız gerekiyorsa risk almaya hazırız. O zaman anlıyorum. Herkes planımızı açıklayayım size. Lütfen beni dinleyin. İlk olarak herkesin bu lanet olası mahalle karısı dedikodusunu yaymasını istiyorum. Şu 3 Pokemon hakkında bahsedeceksiniz. Uxie, Mesprit ve Azelf. Bu üçlünün Kristal Gölü'ne gittiğini söyleyin ve zaman çarkını mühürleyeceklerini söyleyin. Yani zaman çarkına asla ulaşılmayacağını söyleyin bir daha. Lütfen bu lanet olası dedikoduyu yayabildiğiniz kadar yayın. Anlıyorum. Yani bu dedikodunun Grovyle'ın kulaklarına gitmesini istiyoruz. Bu doğru. Grovyle bu dedikoduya ikna olmayacaktır. O yüzden bu üçlünün bir şey yapmasını istiyorum. Gerçekten Kristal Gölü'ne gitmenizi istiyorum. Anladım. O zaman Grovyle, Azelf ve diğerlerini görünce onu yakalayabiliriz. Tuzağa düşmüş olacak yani. Şimdi anladım. O aman tanrım. Heyecanla yanıp tutuşuyorum. Yakalayalım, yakalayalım, yakalayalım. Hey, anlıyorum. Grovyle'ı yakalayan kişi ben olacağım. Nah yakalarsın. Benim, hayır, aslında benim görevim suçluları yakalamak. Sana ne oluyor lan? Ben dışlanmış olarak kalmak istemiyorum. Elimizden gelenin en iyisini yapalım Crash. Üzgünüm. Sizin teklifleriniz için gerçekten müteşekkirim ama Grovyle'ı yakalamak için yalnız çalışmayı tercih ederim. Ne? Niçin? Grovyle gerçekten tehlikeli bir eleman. Azelf'in ve diğerlerinin Kristal Gölü'nde yalnız olduklarını fark ederse o gerçekten dikkatli olacak ve sinsi sinsi yaklaşacaktır. Eğer oraya hayvan gibi, terör örgütü gibi gidersek bizi görecektir ve
kaçacaktır ve onu tuzağa düşüremeyeceğiz. O yüzden özür diliyorum ama Grovyle'ı tek başıma yakalamayı tercih ederim. O anlıyorum, bu çok kötü. Gerçekten üzgünüm Luke. Bu sefer Grovyle'ı hata yapmadan yakalamamız gerekiyor. Lütfen benim bencilliğimi bağışla. İşte işler böyle olacak klan üyeleri. Şu andan itibaren Grovyle'ı yakalamaya yoğunlaşacağız. Yomtah. Yani plan bu. Bu kez planın dışında duracağız. Sadece desteğimizi ihtiyaç duyulduğu zaman vereceğiz. Hey hey hey. Eğer böyle olması gerekiyorsa demek ki seçeneğimiz yok. Bu kabul edilebilir bir plan. Guildmaster. Yep. Onayladığınız için teşekkürler. Oh, sonunda uyanık, lanet olsun diyor içinden. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum millet. Benim için büyük bir iyilik yapıyorsunuz. Lütfen plandaki görevinizi yerine getirin. Ve Grovyle'ı gerektiği gibi yakalayalım. Yeee. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi büyük plan bu. Grovyle'ı tuzağa düşürmeye çalışacağız. İlk olarak millet dedikoduyu yayacak. Sonra Azelf, Mesprit ve diğer Uxie üçlüsü göle gidecek. Grovyle bunları gördüğü zaman çarkının mühürlendiğini sanacak. Saldıracak. O anda Duskmail ortaya çıkacak ve Grovyle'ı yakalayacak gibi gözüküyor plan. Ama bakalım ne olacak, biz de bilmiyoruz. Hikayeye devam ediyoruz. Duskmail ve Uxie, Mesprit, Azelf üçlüsü Kristal Gölü'nde konumlanırlar. Bu arada diğer Pokemon'lar meşguldür. Dedikoduları yaymakla meşguller. Ve Wigglytuff'ın klanındaki Pokemon'lar. İşte şu anki durum bu. Her şey çözülene kadar günlük işlerinizi yapmanızı istiyorum sizden. Ve dedikoduyu yayabildiğiniz kadar yayın, lanet olası mahalle karıları. Ve böylece Grovyle'ın şu dikkatini çekeriz. Doğal olmaya çalışın. Ve görevlerinizin başına dönün. Ve mümkün olabildiği kadar lanet dedikoduyu yayın. İşte bakalım birkaç gün içinde neler olacak, biz de bilmiyoruz. Hepsi bu kadar. Hadi herkes işlerinizin başına. Oray. O ikiniz. Bugün yukarıdaki tahtalardan görev alın işte. Yapabileceğiniz şey bu. O bir tane mesaj gelmiş. Oo, Sunflora'nın yan görevi açıldı arkadaşlar. Sunflora'nın yan görevi açılmasaydı bir sonraki bölümde über manyak şeyler olacaktı. Ama Sunflora'nın yan görevi de gayet güzel bir görev. Sevdiğim görevlerden biridir. Bu bölümden sonra onu oynamaya başlayacağım. Daha sonra ana hikayeye geri döneceğim. Mystery Dungeon Explorers of Sky serisi bu yüzden biraz uzun sürecek diğer serilere oranla. Ama gayet güzel bir hikayesi var sizin de görebildiğiniz gibi. Şu anlık ana hikayeyi oynamaya devam edelim. Yukarıdan görev alacağız her zamanki gibi. Ayrıca size Kragonk'tan bahsetmek istiyorum. Mesela hazine sandıkları düşüyor bazı Pokemon'lardan. Bunları Iksatu'da açtırabiliyorsunuz. Ve mesela Torchic itemi çıkıyor bana. Bu benim hiçbir işime yaramaz. Ben Kragonk'a gelip Piplup veya Treecko itemi varsa onunla takas edebiliyorum. Bakalım mesela. Kragonk'u çünkü daha önceden hiç tanıtmamıştım. Değişme ücreti de 150. Mesela Treecko kartı varmış. İki tane Pokemon'a özel item istiyor. Mesela bir Torchic itemi istiyor. Bir tane de atıyorum ne istiyor. Bir tane de Growlithe itemi istiyor. Eğer bu ikisini bu lanet olası Pokemon'a verirsek o da bize lanet olası Treecko itemi verecek. Ve bu item sayesinde Treecko daha da güçlü olacak. İşte güzel bir şey. Arkadaşlar şu an sizin istediğim şey Chatot'un da istediği gibi günlük işlerinizi yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Hikayenin devam etmesini sağlayacağız. O yüzden bu bölüm biraz kısa olacak. Çünkü neden kısa olacak? Çünkü günlük işlerimi yaptıktan sonra yine ana hikayeye girecek. Orada bölümü yarıda bölmek istemiyorum. Bölümü burada bitirmek istiyorum. Günlük işlerinizi yapın. Ve
Günlük işlerinizi bir iki görev yaptıktan sonra Sunflora'nın görevini görün. En azından fikir sahibi olursunuz. O da 2-3 bölüm sürer. Sonra yine ana hikayeye geri döneriz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Günlük işlerinizi yapın şu an siz yani.